Burası da manastırın toplu mezar odası, azizler evi olarak da biliniyor. Milattan sonra 5. yüzyılda inşa edildi ve hala günümüzde aktif bir şekilde burası bir mezar odası olarak kullanılıyor. İçeride 7 mezar bulunuyor. 7 mezarın içinde 52 büst düzey din adamın kemikleri bulunuyor. Ve burada en son vefat etmiş olan metropolit ise 1969 yılında ismi de Morphinoxenos, Hanna Garabali'ye ait bir mezar. Din adamlar da şu şekilde defin ediliyorlar. Ayin masasında giydikleri elbiselerle beraber bir sandalyeye oturtuluyorlar. Yüzleri de doğuya bakıyor. Bu şekilde defin ediliyorlar. Bunun sebebi ise kıyamet gününde insan isminin tekrar doğudan geleceğine ve din adamları da onu hazır bir şekilde karşılamak için saygıdan bu şekilde defin ediliyorlar. Ayrıca içerideki taşların da kararmış halini görebilirsiniz. Bunun sebebi ise 1402 yılında Timur Lenk manastırına saldırıyor ve tamamdaki altın bozayı sökebilmek için içeride bir yangın çıkarıyor ve maalesef ki bütün altını söküp alıp götürüyor. O dönemde kalma siyah taş. Burası, mezar odası yapılmadan önce de burası bir şifahane, bir tıp merkezi olarak kullanılıyordu. Bunu nereden anlayabiliriz? Sol üst köşedeki iki yılan figüründen anlayabiliriz. İki yılanın zehirlerinin kavanoza uşatmalarında ki halen günümüzde eczacılıkta ve tıpta panzi olarak kullanılıyor. Burada görmüş olduğunuz kapı ise Timur'dan sonra buraya getirdiğimiz yaklaşık 500 yıllık tarihi bulunuyor ve tamamen ceviz ağacında yapıldı. Üzerinde görmüş olduğunuz sarımsak işlemeler ise tamamen geçirme tekniğiyle yapıldı. Çivisiz, tutkalsız bir şekilde. Buna da günümüzde kündekari yol geçirme anlamında. Var mı arkadaşlar bir şey?